ilçe başkanlarımız, ocak başkanlarımız, nezaketi elden bırakmayan il başkan adayı arkadaşlarım, saygıdeğer halkın ve güvenlik mensupları. Muhterem hanımefendiler, beyefendiler, tarihi aşık gelen kutlu davamıza gönül vermiş, omuz vermiş, can vermiş değerli arkadaşlarım. İstanbul'a Beylerbeyi seçecek ülkücü iradenin temsilcisi saygıdeğer Zekeriya Kılıçdaroğlu. Bu konferin ev sahibi ve il başkan adayı olarak hepinize sevgi ve saygıyla selam ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın 9. olan kongresinde bizleri bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her şeyden önce kongremizin milletimize, ülkemize ve özellikle güzel İstanbul'umuza hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Kongreler, teşkilatların mensuplarına hesap verdiği, onay aldığı, istişare ettiği ve programlarını anlattıkları demokrasi ortamlarıdır. Bu kapsamda kongreler, dosta güvenin, rakip partilerin siyasi mesajın verildiği demokratik bir platformdur. Toydur, düğündür, yani kurultaydır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni iktidarı taşımanın yolu her kongrede yeni küskünler yaratmak değildir. İçinde bulunduğumuz kongreleri daha anlamlı kılmanın yolu her bir kongremizi iktidar yolunda bir sıçrama taşı haline getirmektir. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki ilçe kongrelerimiz bu yüksek vazife ve feragat duygusuyla birlikte huzur ve sükun içinde tamamlanmıştır. Hiçbir sandığımız yere düşmemiş, hiçbir yurttaşımız incinmemiştir. O kadar da zor olan bu kongre sürecinde emeği geçen tüm il yöneticilerimize, ilçe başkanlarına ve yöneticilerimize, İstanbul Ülke Ocakları mensuplarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Başarmak için birlikteliğe hep ihtiyacımız vardı. Şükür bu da İstanbul'da gerçekleşiyor. Gerçekleşmeli. Çünkü Türkiye'nin her zamankinden fazla milliyetçi harekete ihtiyacı var. 1980 öncesi tehdidi doğru tanımlayan ve onunla mücadele eden milliyetçi hareket 1980 sonrasında milleti tehdit eden bölücü tehditleri de herkesten önce tespit ederek siyasi sorumluları ikaz etmiştir. Sayın Genel Başkanımızın yıkım projesi olarak nitelediği açılım süreci boyunca ortaya koymuş olduğu tespitler ve çözümleri artık toplumun genel kabulü haline gelmiştir. Komşularda sıfır sorunu fabrikası iddias eden açılım süreci yıkım sürecine dönüşen siyasi iktidar artık ülke meselelerine çözüm üretimine yetemeyini maalesef yitirmiştir. Ülke dışında kurgulanan ve iktidarda şimdi sanki hiç bitmeye demiş gibi yönetici bir siyasi iktidarın siyaset mezarlığında yer aldığında mevcut iktidarı da benzer bir akıbetin beklediğini söylemek bir kehanet olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne merhum başkuğu Abbas'tan Türkeş ne de liderimiz Devlet Bahçeli ülke dışından icazetli kestirme bir iktidar peşinden asla koşmamışlar. Türkiye'de yıldırılmaya, sehpalarda soğutulmaya, mevki ve servetle kandırılmaya çalışılan ama asla yolundan dönmeyen bu 43 yıllık kutlu yürüyüşün adresi olan Milliyetçi Hareketi iktidar olma vakti artık gelmiştir. Kurumsal kimliğimiz
diye artık herkesin ortak kabulü haline gelmiş bizlerin Sayın Devlet Bahçeli'nin vizyonuyla ülkücüler artık iktidara fazlasıyla layık ve hazırdır. Tamam. Mevcut iktidarın yarattığı talimatı devletin tek yolu Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarıdır. Bunu başarabilmenin ilk şartı içerik mücadeleden sırt sırta vererek dışa dönük mücadeleye geçiş sürecidir. Bulunduğumuz yer ile olmamız gereken yer arasındaki mesafe bizim eksiğimizdir. Kusurumuzdur. Telafi etmek ise boynumuzun borcudur. Eksiklerimizi birlikte tespit edip çözüm yollarını birlikte bulacağız. Birlikte uygulayacağız. Bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı sağlayacağız. Rahmetli başkanımız Alparslan Türkeş'in sıkça tekrarladığı birlikte rahmet, ayrılıkla azap vardır sözünü aklımızdan hiç çıkarmayacağız. Sınırların yeniden çizildiği, asırlık diktaların devrildiği, dünyaya yeni bir nizam verilmeye çalışıldığı, yeni bir ateşle imtihan döneminde Türk milliyetçileri yine vatan ve millet hükümetine devam etmektedir. Devleti bölünen, ordusu dağıtılan bir milletin akıbetinin ne olduğunu Irak'ta seyrettik. Libya'da seyrettik, Suriye'de seyretmeye devam ediyoruz. Bütün bu İslam coğrafyalarını yangın yerine çeviren emperyal düzenin bizi kendi halimizde bıraksaya hiç ama hiç niyeti yoktur. Başımıza çuval geçirmiştir. Gemimiz basılmıştır. Uçağımız düşürülmüştür. Anadolu'dan Türk'ü, İslam inancından Hazreti Muhammed'i, Cumhuriyetimizden Mustafa Kemal Atatürk'ü kazanmak isteyen hainler bir şerit ittifakında birleşmiştir. Mehmet Akif'in dediği gibi girmeden Afrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekte onu top bile sindiremez. Son çıkış henüz geçilmedi. Tüm bu kötü gidişe tutlayacak demokratik yollar henüz tükenmedi azıcık başta. Kökeni, kimliği, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun, ay yıldızlı al bayrağımızın etrafında toplanan, milletimize ait olmaktan dolayı ihtimal eden, vatanımıza eli gibi bakan, tarihimize top kondurmayan herkes bizim için asil milletimizin bir ferdidir. Bu büyük Türklük aletini, sandıktan çıkacak meşru iradesini Türk milliyetçilerin tek başına iktidara taşıması bunun tek yoludur. İçinde olduğumuz kongre süreçleri bu inanca hizmet ettiği ölçüde hedefe katkı sağlayacak. Neredeyse bir ülke nüfusu ve ekonomisine sahip Türk dünyasının en güzel şehri, güzel İstanbul'umuz her şeyin en iyisine layıkken bugün çarpık depreşmesi, deprem riski taşıyan yerleşimi, bunaltıcı bir keşmekeşe dönen trafik açmazıyla biz İstanbul'da yaşayanların içinden çıkılmaz bir bunalıma sürüklemektedir. İstanbul'u yönetenler İstanbul'un sorunlarıyla değil, rant alanlarıyla ilgilenmektedir. İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirecek kadrolar ve projelerimizle yakında kamuoyunun karşısında olacağız. İlçe belediyelerinde ve büyük şehirde gerek meclis üyelikleri, gerek de belediye başkanlıklarını Milliyetçi Hareket'in saflarına katmak için kararlılığımızla ve çalışmalarımızla yine karşınızda olacağız. Menfaat hukuklarını ayaklarımızın altına alarak ülküdaşlık hukukunu her şeyin üzerinde tutarak karşınızda olacağız. Benim olsun, az olsun anlayışıyla değil, liyakat ve ülkücü ahlakı esas alan bir anlayışla karşınızda olacağız. Yıllarca sadece
edecek değil, bayrak yarışı esas alan, sürekli dinamik çalışan ve yarına dair mümkünler olan bir tablo sözüyle karşınızdayız. İl başkanlığı görevini yürüttüğü 17 ay sürecinde bu makamın ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu ve ne kadar önemli bir misyon taşıdığını bir kez daha gördüm. Bir genel seçim ve kongre süreciyle yoğun bir gündemle çalıştık. Bu çalışmaları yaparken dava arkadaşlarımla geniş bir perspektiften bakıp daha çok insana ulaşmayı hedefledik. Milliyetçi hareketin İstanbul'da görünen yüzü olarak sesimizin duyulması, teşkilatımız dışındaki insanların bizi tanıması ve doğru anlaması adına çalışmalar yaptık. Ayrıca başta siyasete kadının katılımının özendirilmesi olmak üzere toplumsal çeşitliliğin teşkilat bünyesine adaptasyonu için çalışmalar yapmakta, seçmen kitlesinin yarısından fazlasına tekabül eden kadınlarımızı ve gençlerimizi hak ettiği temsil seviyesine ulaştırmak için yapısal değişikliklere gitmekteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı bugün geldiği noktada hem sivil toplum kuruluşlarıyla olan münasebetleri hem bürokrasi ve iş dünyası ile olan ilişkileri açısından çok ciddi bir saygınlığa erişmiş, söyleminin ve eyleminin karşılığı hiç olmadığı kadar güçlü bir hale gelmiştir. Hal böyle olunca kendi içinde dönmekten çok dışarıda milliyetçi hareketin ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmaya kilitlenmek. Bu sebeple de bizi anlatmak değil, bizi dışarıda anlatmak önceliğimiz oldu. Şu bir gerçektir ki dışarıda hala bize endişeyle bakan bir kitle bulunuyordur. Hala üçüncü deyince bizi bilmeyenlerin aklına gelen tanımlamalar can sıkıcıdır. Oysa bizim milletini aziz bilmek, memleketini sevmek ve bu uğruna her gün fedakarla katlanmaktan başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bu uğurda bizim kim olduğumuzu bıkmadan anlatmamızı gerektiren yorucu bir o kadar da kutsal bir görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Bu görevde bize ilham ve itici güç olansa cebinde dolmuş parası olmadığı için seçim çalışmalarına evinden yürüyerek giden, bayrağımızla caddeleri donatmak için sabahlara kadar yüreğiyle çalışan ülkedaşımızın emeğine duyduğumuz saygı ve ülkümüz bir adım daha ileride. Bu çalışmalarımızda yeni bir bakış açısıyla önceki dönemlerden farklı çok değişiklik ve yenilik yaptık. Dürüst bir yönetim olmaktan asla taviz vermedik. Ancak işimiz hiç kolay değildi. Hiçbir değişiklik kolay olmadığı gibi pek çok zorluğu da gösterdik. Bu süreçte pek çok övgüye mazhar olduğumuz gibi eleştiri de aldık. Belki ilk eksiğimiz, ihmalimiz olmuştur. Ama telafi edilemeyecek kasti bir yanlışımız çünkü yükümüz olmazsa ülkücü olmaz. MHP olmazsa, milliyetçi hareket olmazsa biz olmayız. Bugün burada hepsi davamıza emek vermiş birbirinden değerli arkadaşlarımız hizmet yarışı içindedir. Eğer bu göreve seçilirsem arkadaşlarımla yapacağımız tüm Türkiye'ye öncü, arkadaşlarımla yapacağımız çalışmalar tüm Türkiye'ye öncü ve ölçü olacaktır. İstanbul'da 3 liraya egemen kılmak için gecemizi gündüzümüze katacak Türk yönesi ve İslam ahlakıyla yürüdüğümüz yolu
saygımı katacağım size. Bizim her milletimizde, her ülkelerin her yüzünü çekmiş gönüldaşlarımıza karşı sorumluluğumuz vardır. Bu sebeple, bu süreçte, içinde her ne yaşandıysa, 16 Temmuz itibariyle geride bırakıp tüm teşkilatımızın sımsıkı kenetlenerek tek bir yumruk olacağına dair inancım tamdır. Demokratik ortamda bir yarış olan bu kongrede kaybeden olmayacağı gibi bizi bizden ayırmaya ve parçalamaya da kimsenin gücü yetmeyecek. Başarı ancak bir olduğumuzda, bütün olduğumuzda, farklılıklarımıza değil, ortak hedeflerimize kenetlendiğimizde ortaya çıkacaktır. Bu sebeple gün samimi olanları karşılıksız sevenlerin günüdür. Gün, üç hilalin titrettiği, birliği yüreklerin kucaklama günüdür. Gün, bayrağımızı en yükseğe taşıma iddiasında olanların günüdür. Ve bugün siyasette yeni bir çağın başladığı tetik günüdür. İstanbul kadar güzel ve İstanbul kadar büyük düşünenlere